Tarımsal alanda Ar-Ge ve inovasyona yapılan her yatırımın bu ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunun farkındayız. Bakanlık olarak hepinizin malumu Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları çok ayrı bir yer tutmakta. Bugün Türkiye bulunduğu coğrafyanın en büyük tarımsal Ar-Ge gücüne sahip. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Üniversitesi'nce gerçekleştirilen Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivali'nin açılışına katıldı. Bakan Yumaklı, konuşmasında Türkiye'nin geleceği için gıda arz güvenliğinin ön planda olduğu bir dönemde geçtiklerini ifade etti. Ata tohumu kapsamında 37 yerel çeşit sertifikalandı ve koruma altına alındı. Tarımsal üretimin teminatı olan 318 bin genetik materyal gen bankalarımızda koruma altında. Küresel iklim değişikliğinin her geçen gün etkisini daha fazla hissettiğimiz bir dönemde kuraklığa ve iklim değişikliğine dayanıklı ve uyumlu çeşitler, tohum çeşitleri geliştirmek üzere arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Bu dönemde oluşturulan tarım politikalarının dünya ile rekabet etmesi için bilim ve teknolojiyle desteklendiğini belirten Bakan Yumaklı, bu çalışmaları yaparken en önemli güvencemiz dinamizm ile gençlerimiz Ankara Üniversitesi'nin düzenlediği Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivali'ni önemsiyorum. Hem sektörümüz hem de akademik camiamız için hayırlı uğurlu olur ifadesini kullandı. Bilimin ve teknolojinin geldiği seviyeyi ve gideceği noktayı çok iyi hesap etmemiz gerekiyor. Elbette bu çalışmaları yaparken bizlerin en büyük güvencesi dinamizmi ve enerjisiyle gençlerimiz. Bu kapsamda Ankara Üniversitemizin düzenlemiş olduğu bu festivali, Tarım Teknolojileri Festivali'ni önemsiyorum. İnşallah hem sektörümüz için hem akademik camiamız için hayırlı uğurlu olur. Tarımsal üretimin geliştirilmesi için atılan adımları dile getiren Bakan Yumaklı, bitkisel üretimden hayvansal üretime, su ürünleri üretiminden tarımsal Ar-Ge'ye, kırsal kalkınma katılımlarından su ve sulama yatırımlarına birçok alanda üreticilerimizi destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Yıllık 69,2 milyar dolarlık hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 ülke arasındayız. 31 milyar dolar ihracat sağlayabiliyoruz noktasındayız dedi. Tarımsal üretimimizi geliştirmek, değerli hocamın söylediği gibi potansiyelimizi açığa çıkarmak ve rekabet gücümüzü artırmak için son dönemde önemli çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bitkisel üretimden hayvansal üretime, su ürünleri üretiminden tarımsal Ar-Ge'ye, kırsal kalkınma yatırımlarından su ve sulama yatırımlarına ve daha birçok alanda üreticilerimizi destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Yıllık 69,2 milyar dolarlık hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 10 ülke arasındayız. Bunların sonucunda bizler bugün 85 milyon nüfusumuzu, 60 milyon turisti ve bunların dışında da yaklaşık 31 milyar dolarlık ihracatı sağlayabilir bir konumdayız.